Merhaba arkadaşlar. Bahçeme hoş geldiniz. Tohumdan ekmiş olduğum soğanlarım bunlar. Şimdi bu soğanları yerlerinden sökeceğim ve yeni yerlerine ekimlerini yapacağım arkadaşlar. Bu esnada bunu da sizinle paylaşacağım. Öncelikle soğanlarımı usulca yerlerinden bir çıkartayım. Şekilde arkadaşlar soğanlarımız. Bunları kaldıralım. Şöyle bir kasamıza koyalım. Önce toprağı biraz havalandırıp ardından köklerine zarar vermeden topraktan çıkartalım. Soğan tohumunu ekmeden önce 2 gün suda beklettim. 2 gün suda beklettikten sonra serpme üstünü buraya attım. Tohumları sıra halinde de yapılabilir. Ben serpme üstünü yapmıştım. Ve hemen hemen hepsi çimlendi. Fakat çok otlanma olduğu için otları yolarken arada bayağı bir soğan fidesini de birlikte kopardım. Onun için belki sıra halinde yapmak daha uygun olacak. Serpme değil de sıra halinde yapmak daha uygun olacaktır. Otunu yolarken çok fazla fideyi de birlikte kopardım. Evet arkadaşlar, bu şekilde soğanlarımı yerinden çıkardım. Şimdi soğanlarımı yeni yerlerine götürüp orada dikimlerini yapacağım. Ekim yapacak olduğum alan burası. Burası gübreli, hayvan gübresiyle daha önce kazdım ben burayı. Şimdi şöyle bir iki avuç odun külü serpeceğim. Odun külü soğanlarımızın daha güzel büyümesini ve yetişmesini sağlayacak arkadaşlar. Şöyle bir iki 3 avuç yeter. Evet, bu kıyafet arkadaşlar, fazlası da olmasın. Şimdi daha sonra külümü toprağıma bu şekilde bir yayayım. Harmanlansın. Zaten fazla ekim yapmayacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar, külümü güzelce de toprağımla karıştırdım. Şimdi soğanlarımızın dikimine sıra geldi arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, hazır şimdi yerimiz. Fidanlarımızı alalım. Köklerini biraz temizleyelim biz bunların. Şöyle elimizle biraz köklerini temizleyelim arkadaşlar. Sonra 10 santim arayla 10 santim 15 santim arayla dikimlerini bu şekilde yapalım. Fazla derine koymayalım. Ardından böyle bir küçük bir baskı uygulayalım. Köklerinden azıcık alalım ve toprağımıza gömelim arkadaşlar. Aynı şekilde sıra halinde şöyle gidelim. Biz daha sonra bu üstlerini de şimdiden kopartalım arkadaşlar. Şöyle pırasa gibi ekimlerini yapıyoruz arkadaşlar. Üstlerine gömmeyelim. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmayı unutmayın. Şimdi bir sulamasını yapacağız. Ondan sonra soğan dikimi işimizi tamamlamış olacağız. Yapayım.
Şimdi unutmayalım. Yani suyunu da verelim. Toprağını her zaman nemli tutmaya çalışalım. Hava şartlarına göre domatesini yapalım. Soğanı tohumdan çimlendirip yetiştirme nasıl olur? Bunu burada sizinle paylaştım. Umarım bu videoda size yardımcı olabilmişimdir. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.